Değerli TV'den izleyicileri, herkese merhaba. Bu hafta değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Adnan Menderes Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı'ndan sevgili Yasemin Hocam'ı ağırlıyoruz. Merhaba. Hoş geldin Yasemin. Teşekkür ederim davetin için, nazik davetin için. Sağ olasın. Bugünün konusu çok özel bir konu. Meme kanseri üzerine özellikle. Her ne kadar iyi huylu tümörlerle ilgili de konuşacak da olsak, esas olarak meme kanserlerini, kadınların önemli bir sağlık problemi olduğunu düşündüğümüz meme kanserleri üzerine bu sohbetimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Kasım ayındayız. Kasım ayının hemen başındayız. Ama Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak geçiyor. Ben Ekim ayını çok seviyorum. Ekim doğumluyum. Çok güzel. Cumhuriyet bayramımız Ekim ayında. Çok doğru. Eşimle tanışmam Ekim ayına denk gelir. Çok güzel. Bunun gibi sevdiğim birçok arkadaşımın da Ekim ayı doğumlu olduğunu bilirim. Ekim ayının benim için çok özel bir tarafı var. Bu vesileyle bunu da vurgulamak istedim. Tekrar hoş geldin. Bizi kırmayıp buraya geldiğin için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Meme kanseri gerçekten de en son bir genel cerrahiden hocamızla bir sohbetimizde yaygınlığına vurgu yapmak için neredeyse 7 kadında 1 diye ifade Aynen. etmişti. Belki Aynen. bunu sen daha iyi ifade edeceksindir. Bu sağlık problemiyle ilgili mümkün olduğunca doğru bilgileri, sağlıklı bilgileri izleyicilerimize ulaştırmak gayesiyle yapıyoruz bu programı. Ve bu konuda ehil olarak da seni gördüğümüz için de seni ağırlamak istedik. Tekrar hoş geldin diyerek hoş bulduk. İlk sorumu sormuş olayım. Peki. Meme kanseri risk faktörleri. Herhalde bu programı izleyen, başta kadınlarımız olmak üzere, en çok akla gelecek soruların başında bu vardır diye düşünüyorum. Doğrudur. Kimler bu hastalık için yatkın durumdadır? Bunu sorarak başlayayım. Öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum bu nazik davetin için tekrar. Ekim ayını tekrar vurgulamak istiyorum. Meme kanseri farkındalık ayı. Bu tarz yapılan programlar insanların farkındalığını artırarak özellikle tarama programlarının uyumu çok artırıyor. Ve kendi kendine muayene etmelerini çok artırıyor. O nedenle de çok önemsiyorum. Riskli grup dediğimizde aslında iki gruba ayrılıyor meme kanserinden etkilenenler. Bunlardan biri değiştirilemeyen grup, yani kişinin yaşı, ileri yaşlı olması, cinsiyeti, kadın cinsiyeti olması, ırkı, beyaz ırk olması, bunlar artıran faktörler. Daha da riski artıran faktörler ve yine değiştirilemeyen faktörlerden kişinin ailesinde meme kanseri öyküsünün olması, kişinin kendinde meme kanseri öyküsünün olması. Yine meme kanserinde önemli faktörlerden biri östrojen. Meme kanserine yol açıyor. Östrojen dolaylı yoldan ya da direkt yoldan meme kanserine neden oluyor. Dolayısıyla da erken adet görme ve geç menopoza girme meme kanser riskini artırıyor ve yine değiştiremeyeceğimiz faktörler arasında. 10-30 yaş arasında Hodgkin lenfoma gibi göğüse radyoterapi alan hastalarda meme kanseri riski artıyor. Radyoterapi, yani radyasyon tedavisine maruz kalan kimselerde. Meme kanseri riski artıyor. Ya da hastanın iyi huylu bir meme tümörü varsa ve bunun biyopsiyle tanımlanan bazı alt grupları var. Atipik duktal hiperplazi, atipik lobüler hiperplazi gibi böyle bir tanı almışsa bu insanlarda artıyor. Kadının meme dokusu yoğunsa, yoğun bir meme dokusuna sahipse de bunlar değiştiremediğimiz risk faktörleri. Evet. Değiştirebileceğimiz risk faktörleri dediğimiz faktörlerde aslında yaşamla ilgili, yaşam aktivitesiyle ilgili olan faktörler. Bunların başında aslında fiziksel aktivite geliyor. Örneğin günde 10.000 adım atmanın meme kanserini %18 oranında azalttığı söyleniyor. Artı kilo almama, mesela obezitede kilo alımı da meme kanserini artıran faktörlerden biri. Eğer biz kilomuza dikkat edersek meme kanseri riskini azaltmış oluyoruz. Bunun dışında gebelik sayısının ve doğumun çok olması, ilk gebeliğin
ileri yaşta olmaması, 30 yaşın altında ve daha ileri yaşlarda olduğunda da risk artıyor. Yani tam böyle üretken çağda çok doğum yapmak, emzirmek, mesela 12 ayın üzerinde emzirmek, bunlar hep böyle değiştirebildiğimiz koruyucu faktörlerden. Emzirmek azaltıcı bir faktör mü? Azaltıcı faktör. 12 hı hı. ayın üzerinde emziriyorsa hı hı. kişi. Peki bunların temel mekanizması vücudun maruz kaldığı östrojeni östrojen, evet. bir süreliğine baskılamış olması aynen, mı? Aynen. Hepsindeki temel mantık, çoğundaki mekanizma temel bu. Mekanizma bu. Evet, hı hı. östrojeni, maruz kalınan östrojeni azaltmak. Evet. Artı bir de kullanılan ilaçlar, bunlar da gene yaşamla ilgili. Örneğin doğum kontrol hapları. Bu konu biraz daha tartışmalı ama hafifçe riski artırdığı düşünülüyor doğum kontrol haplarının. Ama kesin içeriğinden andan, dolayı mı? Evet, onlar içeriğinden da, dolayı. Onlarda da östrojen ve progesteron olabilir. Var. Hı-hı. Ve menopoza girme döneminde kullanılan hormon replasman tedavisi dediğimiz yine östrojen progesteron preparatlarının artırdığı söyleniyor. Burada da özellikle 2 yıllık kullanım, yani 2 yıl düzenli kullanımdan sonra riskin arttığı söyleniyor. Hı hı. Temel şey şu öneri kişilere az dozda ve kısa dönemde hormon replasman tedavisi kullanılacaksa bu şekilde kullanılması öneriliyor. Bu menopoz döneminde yapılan bir tedavi. Menopoz döneminde yapılan ve bu bir tedavi. Tedavinin temel mantığı o menopoz sürecine hastanın daha İyi. Az semptomlarla girmesi aynen, midir? Aynen. Temel sebebi bu. Evet. Bunu da mümkün olduğunca sınırlı tutmak ve düşük dozda evet. gerçekleştirmek gerekiyor. Evet. Bu riskten kısmen muaf olabilmek için. Evet. İlginç söylediğim bir şey var. Çok erken yaşta adet görmeye başlar. Evet. Veya çok geç yaşta menopoza evet. girmek de. Yani bir anlamda doğurganlık çağı mı deniyor bu? Evet, araya. Doğrudur. Bu aranın uzun olması da meme evet. kanseri için bir risk faktörü. Evet, çünkü gene östrojene maruz kalma süresi artmış oluyor. Evet, evet. Şey dikkatimi çekti, en ideal doğum yaşını nasıl tarif ettin? Onu biraz anlamakta zorlandım. Şöyle, 30'undan önce doğurursa mı? Daha... Pardon, 30'undan sonra 20'sinden önce. Hı hı. Aralık o. Az önce yanlış söyledim. Evet. 30'undan sonra doğurmak, yani hı hı. geç doğum yapmak ya da erken doğum yapmak. 20 yaşın altında doğum yapmak. Bunlar riski evet, artıran. Arttıran evet. faktörler. Bu evet, aradaki bu... dönem, reproduktif dönem dediğimiz üretken dönem, o dönemde doğum yapmak ve çok doğum yapmak evet. Aslında riski azaltıyor. Evet. Burada da temel östrojeni kısmen vücudu östrojenin etkisinden koruduğumuz için o evet. doğurganlık doğum sürecinde. Doğrudur. Peki biz biliyoruz ki bir takım kimseler yüksek riskli. Mesela bana sorulduğunda, ben de sonuçta bir tıp doktoruyum ama tabii kardiyoloji uzmanıyım. İlk akla gelen hani ailesel bir eğilim Doğrudur. Varsa ilk aklıma gelen. Evet. Bir de meşhur bir iki tane geniniz var. Evet. Bunları biraz da o şeyden Hollywood yıldızlarının evet, böyle evet, bir takım doğru. operasyonlarla oradan da hani evet. toplum biraz aşina. Hı hı. Kimler bu yüksek risk grubunda? Yüksek risk grubunda olanlar, o söylediğiniz genler, özellikle meme kanseri için tehlikeli olan genler, BRCA1 ve 2 dediğimiz genler. Hı. En çok bunlar suçlanıyor. Hı hı. Eğer sizin bu gen taşıyıcılığınız varsa, sizde veya birinci derece akrabanızda bu gen taşıyıcılığı, bu gen mutasyonu varsa, siz meme kanseri için yüksek risk grubundasınız. Evet. Ya da bu eğer, önemli bir tespit. Evet. Ya hı-hı. da eğer bir memeden siz meme kanseri tanısı almış, tedavi olmuşsanız yine yüksek risk grubunda girmiş oluyorsunuz. Diğer memede de olası böyle bir ihtimal. Evet. Mesela her yer için %1 artış oluyor diğer meme evet. için. Yine bilinen kalıtsal bir ailesel kanseriniz varsa, örneğin işte endometriyum kanseri, over kanseri gibi, yumurtalık kanseri gibi başka bir vücudunuzda kanser varsa bunlar da sizi yüksek risk grubuna sokuyor. Sokuyor. Ya da şeyin konuşmanın başında söylediğim gibi, örneğin bir meme tümörünüz var, biyopsi oldunuz, çıkan sonuç tehlikeli dediğimiz gruba giriyorsa, işte atipik duktal hiperplazi ya da işte atipik lobüler hiperplazi gibi
bir sonuç alıyorsanız siz yine yüksek risk grubundasınız. Evet. Bu hastalar... Veya bir şey daha ekleyeceğim. Yine birinci derece akraba, kimleri kastediyorum? İşte annesinde, kız kardeşinde, kızında ve babasında da eğer meme kanseri varsa kişinin... Tabii o sorularım arasında var. Mesela erkeklerde çok az, çok az ama sonuçta sıfır değil. Değil. Onu ayrıca konuşacağız. Birinci derece akrabada da meme kanserinin olması kişiyi yüksek risk grubuna taşıyor. Peki şöyle sorayım. Bu hastalığın temel belirtisi nasıl oluyor? Yani ben kabaca şöyle biliyorum. Kadın bir gün uyanıyor. Evet. Ve memesinde bir farklılık yahut da işte koltuk altında bir şişlik filan görebiliyor. Ve bu tedirginlikle bir uzman doktordan görüş almak istiyor. Evet. Temelde bu hastaların en sık size başvuru sebebi ne oluyor? Aslında en sık memeyle ilgili başvuru ağrı. Ağrı nedeniyle, yani memenin herhangi bir bölgesinin ağrıdığını söyleyerek geliyor hasta. Eğer hasta kendi kendini muayene ediyor ise, ki bu hasta sayımız gün geçtikçe artıyor. İşte o farkındalık çok, günleri belki biraz da bunu sağlamak için. Çok sevindirici bir şey. Bunu çünkü önemsiyorsunuz değil mi? Tabii ki. Değerli izleyenler, özellikle meme kanserinde, memede kitle ile ilgili konuştuğumuz bu konuda insanın kendi kendini muayene etme çabası önemli bir erken tanı açısından önemli bir yöntem. Ve hasta sayımızda, yani bu şekilde gelen hasta sayımızda artıyor. Kendi kendi muayene esnasında eline şişlik ya da kitle gelme şikayeti olabiliyor. Ya da koltuk altında böyle bir kitle şikayeti oluyor. Çünkü ağrıyor, ağrıyla memesini muayene ediyor. Muayene ederken elinin altına kitle şikayeti gelebiliyor. Bunun dışında daha ileri olanlarda, mesela daha yaşlılarda gördüğümüz bir geliş şekli de artık iyice memede, meme cildinde çekintiye neden oluyor arkadaki tümör. Meme cildini çekiyor. Ciltte meme cildinde, bir ödem belki Ödem, kalınlık artışı, bizim o portakal kabuğu görünümü dediğimiz görünüm böyle bir bulguyla gelebiliyor. Ya da meme başında çekinti, mesela olmayan, daha önceden var olmayan, son zamanda gelişen, özellikle tek taraflı meme başında içe çekintiler. Akıntı belki de. Akıntı, özellikle kanlı meme başı akıntısı. Tek taraflı olan kanlı meme başı akıntısı örneğin. Böyle gelebiliyor. Bu tarz şikayetlerle hastalarımız bize müracaat ediyorlar. Çok benim dikkatimi çektiği için size sormak istiyorum da. Hani öğrenciliğimizden beri bildiğimiz bir şeydir. O portakal kabuğu görüntüsü. Ne kadardır? Yani teorik olarak 100 hasta görseniz böyle. Bunların kaçı meme kanseridir? Sonuçta patognomik değil yani, değil mi? Hani portakal kabuğu görüntüsü eşittir meme kanseri değil. Değil. Aslında daha çok enflamasyonla, iltihapla alakalı bir şey. O ödemi tarifleyen bir şey. Lenf ödemi tarifleyen bir şey aslında. Yani lenf yollarının tümör nedeniyle tıkanması sonucunda meme ödemli hale geliyor. Örneğin aksiler, lenfadenopatiler, aksiler, kitleler buna neden olabiliyor. Ya da inflamatuar meme kanseri dediğimiz bir çok karışan, inflamasyonla karışan bir tip var. İşte bu tip gelişmişse, işte sıcaklık artışı, kalınlık artışı, memedeki o portakal kabuğu görüntüsü ile gelebiliyor. Zaten bizim en çok korktuğumuz grup bu. Yani inflamasyon mu, inflamatuar meme kanseri mi? Çünkü biraz seyri de daha kötü. Diğer karakter olarak, göre, karakter patolojik daha kötü. Tarzı daha kötü. O nedenle daha ileri yaşlarda birdenbire olan memede şişme, dediğimiz gibi o portakal kabuğu görüntüsü oluyor ise o zaman kesin hemen biz biyopsiye yönlendiriyoruz. Zaten tabii bu durumlar her şekilde bir uzmanla temasa geçilmesini öneriyoruz. Bunun tartışması yok. Yani hasta zaten çok ağrılı oluyor öyle hastalar ve kesin geliyor. Yani daha bir dağ başında köyde bile otursa, yaşı işte özellikle 90 ağrı bile muhtemelen olsa, getiriyor. Kesinlikle. Yasemin hocam şöyle, ağrı sanki ben hep şöyle bilirim. Hani ağrı varsa hani kısmen hadi biraz daha rahat olun. Meme kanserleri daha çok ağrısızdır gibi. Genel kabul bu. Ama sonuçta kesin de değil. Hani çok nadir de olsa ağrıyla başlayan bir takım meme kanseri durumları da yaşanabiliyor. Evet, daha az. Ağrıyla gelenler daha az. Yani ağrıyorsa eğer biz daha çok iyi şeyleri düşünüyoruz. Yani enfeksiyon gibi,
Yani bu tarz şeyleri düşünüyoruz daha çok. Ağrı, değerli izleyenler, hani bir tıp doktoru olarak da ifade etmek gerekirse, daha çok bir enflamasyon, yani bir iltihap belirtisi. Evet. Şişlik, ağrı, kızarıklık, sıcaklık artışı. Ama tabii ki her şekilde bir doktor görüşüne ihtiyacımız var. Kesinlikle. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Hep dua edelim ki iyi huylu bir şey çıksın ve bir süre sonra unutulsun. Şöyle sorayım size, hazır semptomlardan, hastanın tabii şikayetlerinden gidiyorken. Mesela ben bir kalp doktoruyum, beni hasta arasa, telefonda bana bir göğüs ağrısı tarif etmeye çalışsa, evet, kısmen bunun ciddiyeti hakkında bir fikir sahibi olabilirim. Evet. Yani bunun bir koroner ağrı olabileceği, ani bir kalp krizi riski taşıyabileceğine yönelik bir takım öngörülerim olabilir. Sizin böyle bir şey mümkün mü? Yani bir hasta sizi telefonla arayıp sizinle bu sizin yakınınız da olabilir. Evet. Sizinle konuşurken, sohbet ederken sizin sorduklarınızdan hareketle o telefon üzerinden o kitlenin olası hani iyi veya kötü huylu olduğu konusunda böyle can alıcı sorularınız var mı? Şöyle hastaya var, hani şunu ki şunu sorarım. Evet. Böyle böyle bir şey varsa bu daha çok hani üstünde durulacak veya korkulacak bir şey değildir. Uygun bir zamanda hastayı çağırır, ben de görürüm. Evet. Der. Şöyle, zaten meme polikliniğine başvuran hastaların çoğunun şikayeti meme ağrısı. Bunların da aslında büyük bir kısmı memenin arkasında pektoral kaslar var biliyorsunuz. Evet. Göğüs duvar, ön duvar, evet, kasları. Bu göğüs ön duvar kaslarının ağrıları aslında. Miyalji dediğimiz şey. Doğrudur. Miyalji dediğimiz ya da fibromiyalji dediğimiz ağrılar. Bunlar nasıl oluyorlar? Genelde hastalar iki taraflı ağrı tarif ediyorsa, yani memenin, her iki memenin örneğin üst dış kadranında ağrı tarif ediyorsa, eğer ağrısını tipik o fibromiyalcide olan bıçakla saplanır tarzda, evet, ağrı, buraya iğne, evet, batıyor gibi ağrı, evet, hareketle var olan ağrı gibi şeyler söylüyor ise, o zaman bu daha çok kas ağrısı, evet, şeklinde. Bunu zaten hastadan biz hep sorarız da. Evet. Yani bizde hani meme göğüs kısmen böyle Türkçe'de tabii, birbirine tabii, karıştırıldığı tabii için. Doğru. Yani biz de sorarız. Yani hasta ağrın hani memende mi? Evet. Göğüs kafesinin içinde mi? Hani evet, onu gerçekten biz de anamnezde sorarız. O bizim için önemli. Ya da bazen omuz ağrıları da direkt memeye yansıyabiliyor. Omuz ağrısı. Yani omuzunda yırtık var örneğin aslında. Evet, evet. Kaslarında. Onu meme seviyesinde hissedebiliyor. Evet. Erken tanı dediğimiz şeyi herhalde tıp dünyasından toplumumuza en sık meme kanseriyle tanıştırdık. Evet, öyle doğru, düşünüyorum doğrudur. Yani erken tanının herhalde en çok fayda sağladığı, aynen, kavram, alan meme kanserleri olsa gerek. Erken tanı ne anlama gelir? Erken tanı için ne yapılabilir? Hastalar, erken tanı dediğimizde aslında hastalığın ya da meme kanserinin klinik olarak ortaya çıkmadığı dönemde kitleyi ya da meme kanserini saptamak. Erken tanı dediğimizde biz bunu anlıyoruz. Bunun için de aslında elimizde çok güzel bir silahımız var. Bu da mamografi. Son dönemlerde hani siz de görmüşsünüzdür, işte bir bilgi kirliliği var mamografiyle, evet, ilgili. Evet. İşte X ışını kullanılıyor ve işte zararları olabilir diye. Ama şu ana kadar kanıtlanmış, ispatlanmış herhangi bir yayın yok. Mamografinin, mamografide verilen X ışınının bu tarz bir meme kanserine neden olduğu ile ilgili. Evet. Oysa ki yararı çok fazla. Şu anda mamografi taramada meme kanserine bağlı ölümlerin %30 oranında azaltıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani birçok kadını ölümden alıyor ve çok beklediği değerli. Çok değerli bir şey. Beklediği yaşam süresini ona veriyor o kişiye. O nedenle yani verilen X ışını dozu, yani önce bunu belirtmek lazım, çünkü polikliniğe gelen hastalarda da hep bu korku var. İşte zaten en kötüsü yani bilmemek, yanlış bilmek. Evet. En kötüsü bu. Aynen. Ben buraya gelirken doğrusu samimi olarak size biraz da biz de anjiyoda hani radyasyonla biraz daha teşne olduğumuz tabii için ki, evet, şeyi sormak istedim. Mamografi mesela kabaca kaç akciğer filminin katı doza karşılık gelir bir mamografi çekilirken? 70 ila 100 arasında. 70 ila 100 arasında. Bunun bir yaşı var herhalde değil mi? Yani evet, kabaca ben hani 40-45 yaş diyebiliyorum. Sizler nasıl öneriyorsunuz? Aslında şöyle, bir kadın kaç yaşında ilk mamografisini çektirmeli?
Şöyle söyleyeyim, aslında meme ile ilgili hani daha genel bir şey söyleyeceğim. 20 yaşından itibaren, çünkü artık meme kanseri yaşı da oldukça düşmüş durumda. 20 yaşından itibaren bir kadın kendini aylık muayene etmeli. Bu dönem ne zaman olmalı? Adetin bittiği hafta, her ayın belli gününde kendini muayene etmeli. Hı hı. 20 yaşından itibaren 40 yaşına kadar her 3 yılda bir de kendini bir klinisyene göstermeli. Bu meme cerrahı olabilir ya da kadın doğumcu olabilir. Hı hı. Meme muayenesini yaptırmalı. Hı hı. Eğer hiçbir semptomu yoksa, hiçbir şikayeti yoksa kadının 40 yaşından itibaren de önerilen şey tarama dediğimiz yıllık mamografi taramalarını yaptırmaları. Yani erken tanı için bu olmazsa olmaz. Altın standart bir şey. Şikayeti olmayan kadından bahsediyorum. Şikayeti ve herhangi bir özelliği olmayan. Evet, yani yüksek riskli dediğim. Grupta ise? Grupta değil ise bu şekilde. Bu şekilde, evet. Ediyoruz. Yani 40 yaşından itibaren mamografi gerekiyorsa, yoğun bir meme yapısı varsa yanına ultrason eklenebiliyor. Taramaları yapması gerekiyor. Şimdi bunun için üst sınır dediğimiz bir yaş yok aslında. Yani eğer bir kadının önünde biz 5 veya 7 yıl gibi bir süre yaşam beklentisi varsa, o zamana kadar hastaya mamografi yapıyoruz. Yani üste bir sınır konulmamış. Hı hı. Bizim tarama rehberlerimizde, Türk Radyoloji Derneği'nde tarama rehberinde bir mamografi için üst sınır konulmamış. Alt sınır olarak da genelde 25 yaş olarak söyleniyor. Ama kadında şikayet varsa, az önce saydığımız işte memede kitle, ele gelen kitle gibi, meme başı akıntısı gibi, yani radyoloğu şüphelendirecek, meme kanserinden şüphelendirecek bir şikayeti varsa, o zaman mamografi 30 yaşından itibaren yapılabiliyor. Yani 30-40 yaş arasında radyolog karar veriyor. Evet. 40 yaşın üzerinde rutin. Yani tanısal dediğimiz, şikayeti olana 40 yaşın üzerindeyse yapıyoruz. 30 yaşın üzerindeyse orada radyolog görüyor. Gerek bir memeye, gerek iki memeye birden mamografi kararını hekimi veriyor. Mamografi nasıl çekiliyor Yasemin Hocam? Mamografi... Yani seyircilerimiz muhtemelen bunu merak ediyordur. Evet. Aslında 40 yaş üstündeki kadınlar genel olarak biliyorlar. Aydın'da da zaten çok tarama için gelen, çok farkında olan hastalarımız var. Gerçekten hasta sayımız oldukça iyi. İnsanlar bu konuda çok duyarlı. Ama 40 yaşından önceki, yani mamografi çektirmemiş insanlar için söylersek eğer, memenin iki böyle plastik plak arasında sıkıştırılmasıyla yapılıyor. Sonuçta ağrılı bir işlem değil, değil mi? Aslında herhangi değil. Batan çıkan bir şey yok. Yok. Hani yani, hastalarımızın bilmesi şey adına değil. Soruyorum da. Evet, ama hastalarda genelde bu korku da var. Yani genelde mamografi esnasında işte çok sıkıştırıldı, işte çok baskı yapıldı. Bazı hastalarımızın da sen de bilirsin çok ağrıya duyarlılıkları çok fazla olabiliyor. Ne kadar sürüyor bir mamografi çekimi? 10 dakika. Toplam 10 dakikalık bir sürede. Yani her iki memeye hem işte kraniokaudal dediğimiz pozisyonda, hem de medyolateral oblik dediğimiz pozisyonda. Farklı açılardan. Herhangi bir şeyi atlamamak adına evet. Bunu yapıyorsunuz. Şimdi şöyle artık hani benim de iki genç kız babası olmam vesilesiyle sorayım. Genç kızlarımızda hani biliyorum ki bazen bu tarz böyle memede kitle ve daha çok muhtemelen kistik ya da işte fibroadenom dediğimiz yani bağ dokusuyla daha çok bez meme süt kanalı yani şeyi bulamadım terminoloji Türkçesini de iyi huylu fibroadenom dediğimiz şeyler var ve bununla ilgili de ultrasonun da yeri olduğunu biliyoruz. Kesinlikle. Peki mamografiyle kıyaslarsanız yani muhtemelen ikisi birbirini tamamlayıcı tetkiktir. Evet. Öyle düşünüyorum. Evet. Ama hani şunu düşünürüm önce. Yani önce ultrason isterim. Bundaysa mamografiyi daha öncelikli düşünürüm dediğiniz herhangi bir ayrım var mı? Özellikle genç grup için soruyorum. Özellikle işte genç grupta çok güzel söyledin. Özellikle genç grupta önce ultrasonla başlıyoruz. Evet, ultrasonu daha çok tercih önce, ediyorsunuz. Tabii ki. Yani mamografi direkt 30 yaşında bir kadına direkt benim buramda ağrım var dediğinde ya da elime bir şey geliyor dediğinde onu hemen mamografi çekmiyoruz. Önce ultrasonla bakıyoruz. Zaten o fibroadenom dediğimiz lezyonların ultrason görüntüleri çok tipik.
Yani çok düzgün sınırlılar, homojen gözüküyorlar. Biz bir de damarlanmasına da bakıyoruz onun ultrasonla yaparken. Damarlanması daha az. Şimdi yeni bir tekniğimiz daha var. Sürekli biliyorsun bu makinelerimiz gelişiyor. Evet. Elastografi dediğimiz bunun sertlik derecesini ölçen ve bunu manite ile ilişkilendiren, mesela bizim kendi kullandığımız cihazımızda da var. Bütün bunları yapıyoruz. Bütün bunlar zaten bizi özellikle genç hastalarda bir yere götürüyor. Yani büyük bir çoğunluğu %80-90 bunun iyi huylu bir fibroadenoma ait olabileceğini bize söylüyor. Bu tarz durumlarda da biz bu hastayı 3 yıl takip ediyoruz. Genç örneğin işte 25 yaşında geldi, birkaç tane lezyon gördüm, bu şeye uyan ultrason yaptık. Ultrasonda böyle birkaç tane lezyon gördük. Biz bunu ilk yıl 6 ayda bir çağırıyoruz. Diğer yıllar, diğer 2 yılda da yılda bir ultrason tetkikiyle kontrol ediyoruz. Buradaki amacımız şu: gördüğümüz kitlenin boyutu artmış mı, sınırı düzensizleşmiş mi, iç yapısı değişmiş mi? Tüm bunlar olmamışsa, herhangi bir şey olmamışsa, değişim olmamışsa, bu bize iyi olduğunu. Kısmen yani rahatlatıcı bir etki bu. Evet, büyük oranda aslında rahatlatıcı bir etki. Bunlarda en ufak bir değişiklik olduğunda ise zaten hemen biyopsi devreye giriyor ve... Doğurganlık çağından bahsettiğimiz için tabii haliyle gebelerimiz var. Evet. Ve bazen bunlarla ilgili de bir takım şüpheli durumlar doğabiliyor. Tabii ki. Memeye dair. Evet. Böyle bir mamografi ihtiyacı doğsa, evet, biz biliyoruz ki işte X ışınları hani bebek için uygun değil. Evet. Bizde de bazen mitral kapak darlığında olur. Evet. Hastanın ciddi mitral kapak darlığıdır ama aynı zamanda gebedir. Bir takım radyolojik tetkikler yapmaktan sakınırız, sakınmaya evet çalışırız. Gebelerle ilgili neler söylemek istersin? Mamografi şöyle, nasıl konumlanır orada? Yani gebelerde mamografi kullanılmaz diye bir kural yok. Bir kere birincisi bu. Ama gebe hasta geldi, böyle bir şikayeti var. İlk yaptığımız şey ultrason. Ultrasonla değerlendirme yapıyoruz. Eğer mamografi çekmek gerekiyor ise biz kurşun önlüklerimiz var böyle etek şeklinde. Hastanın tam bu karın bebeği bölgesine... Bebeği sarıyorsunuz. Evet. Aslında çok büyük bir etkisi yok. Evet. Ama gene de hem hastanın... Hasta psikolojik olarak da rahat, hastayı rahatlatan bir şey. Kesinlikle öyle. Hı-hı. Çünkü verdiğimiz doz zaten çok az. Çok düşük. Çok düşük bir doz. Biraz mamografi, biraz ultrasondan bahsetmişken bu biraz daha ileride soracağım bir şeydi ama burada sorup sonra farklı şekilde devam edelim istiyorum. Mesela tetkiklerimiz var. İşte klasik bilgisayarlı tomografi yahut da MR. Evet. Veyahut da işte PET dediğimiz daha çok hani kanser tanısı almış hastalarda kullanılan tetkikler. Bunları nasıl konumlandırırsınız? Mesela tomografinin yeri neresidir? MR'ın yeri neresidir? Evet. Yani bir MR çılgınlığı var herhalde ülkemizde, var, öyle değil mi? Kesinlikle. Her şeye bir kesinlikle MR istiyoruz. Evet. Tıbbi olarak yani sizin bir uzman görüşünüzü almak isterim. Bu bahsettiğim 3 tetkik meme kanseri tanısında hangi durumlarda tercih edilir? Şöyle, meme kanseri tanısında aslında biz BT tetkikine, yani meme BT tetkiki diye bir şey yok zaten. Hı hı. BT tetkikine neredeyse hiç başvurmuyoruz. Hı hı. Yani çok böyle ekstern durumlar var. BT ile örneğin girişimsel yapacaksak, işte koltuk altında çok derinde bir lenf nodu olacak. Bunu biz BT eşliğinde ultrasonda göremeyeceğiz, yetişemeyeceğiz. Çok çünkü derinde oluyor bazen. BT eşliğinde girişim yapacaksak ancak BT'yi, o da çok 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 nadir bir durum. Yani BT'nin evet, aslında çok bir kullanımı yok. Çok yeri yok. MR kullanımı da aslında çok güzel bir soru sordun. Bazen özellikle genç hastalarda hiçbir şey yapılmadan, örneğin ultrason yapılmadan, bir radyolog görmeden direkt meme MR'ı çektirmiş şekilde gelebiliyor. Evet evet, biz buna şimdi tanık oluyoruz maalesef. Ben de tanık oluyorum. Bu çok kötü. Neden? Bu bazı şeyleri, endişeyi artırıyor. Çünkü MR çok hassas bir cihaz. Ve kötü olmayan şeyi de bize boyayıp gösterebiliyor. Dolayısıyla da bu neyi artırıyor? Bir, hastanın gereksiz endişesini artırıyor. Tabii. Çünkü ben orada bir boyanan bir şey gördüğüm zaman söylemek zorundayım. Hasta, bende böyle bir şey varmış, böyle bir kitle varmış, tümör varmış ya da böyle bir boyanan alan varmış diyor. İkincisi de yine hastaya zararı oluyor. Şöyle bir çalışma yapılmış. Biyopsinin 3 ila 5 kat
direkt meme MR'a giren hastalarda biyopsi oranının 3-5 kat gereksiz biyopsi oranının arttığı. Çok hassas ve bazen çok temiz bir kitleyi sanki kötüymüş gibi gösterip gereksiz en başta biyopsi olmak üzere diğer tetkiklere de. Sadece biyopsi de değil, eksizyonel biyopsi dediğimiz cerrahiye taşıyor hastayı. Evet. Yani konvansiyonel dediğimiz o mamografi ve ultrasonu atlayarak MR'ı yapmak çok yanlış. Yeri bunu var tabii ki, hani önemli. Endikasyonları var tabii ki ama bu endikasyonları ya da bu çekim kararlarını yine bir radyoloğun vermesi çok önemli. Evet, bizde de şimdi mesela koroner beta anjiyo dediğimiz bir yöntem var. Evet. Yani iş şöyle bir şeye döndü. Hani kalp doktoru sizi görmesin, EKG'nize bakmasın, sizi muayene etmesin, ekonuza bakmasın. Belki bir efor testi yapmasın ama siz BT anjiyo çekilin. BT anjiyonuz normalse problem yok gibi bir algı doğuyor. Bu doğru değil tabii ki. Tabii ki. Yani tabii hastayı bir bütün olarak görüp evet. aşaması, endikasyonuna göre bizde de mesela orta risk diye tanımladığımız kesimde geçerli tabii. bir tetkik. Sanal anjiyo dediğimiz tetkik. Burada da benzer şey olsa gerek. Bir de belki şu da ilave etmek gerekir. MR'da mesela meme MR'ı yapılırken biz kontrast madde veriyoruz. Kontrast madde verilmeden yapılan meme MR'ın hiçbir önemi yok. Yani getirisi yok. Kesinlikle değerlendirmede hiçbir etkisi yok. Çünkü ben onun kontrast tutulumuna göre burada kitle vardır, işte kötü huyludur gibi yorumlar yapabiliyorum. Evet. Kontrast dediğimiz şey de gadolinyum bileşikleri. Bunu da artık son yıllardaki bütün bizim bu toplantılarımızda, radyoloji toplantılarında beyinde biriktiğiyle ilgili bilgiler var. Ve bunun da işte Parkinson gibi ileride Alzheimer gibi hastalıklara yol açıyor. Çünkü ağır metal yol açabileceği söyleniyor. Hani bu nedenle de hastaların bu konuda gerçekten gerekli olduğunda benim meme MR'ım yapılsın. Evet, bu önemli sayın izleyiciler. Evet. Yani gereksiz tetkikler ilk başta ekonomik olarak bir maliyet getirebileceği gibi ilk başta hemen şu söylenebilir. Ya bizim ekonomik durumumuz iyi, hani bu anlamda çok sıkıntı olmaz, kabul ama işte hocamızın da ifade ettiği gibi içinde kullanılan kimyasalların neticesinde ileride bir takım başka hastalıklara kapı aralayabiliyor. Burada gerçekten tıpta temel bir yaklaşım var. Her şey ihtiyacı olduğu doğrultuda kullanılmalı. Tabii. Yani gittim MR'ımı çektirdim ya da işte gittim BT anjiyomu çektirdim, geldim gibi bir yaklaşım doğru değil. Neticede bunların içinde en basitte radyasyon var, hiç olmadıysa kontrast madde var ve bu kontrast maddenin bir takım organlara da zararı olabiliyor. O yüzden uzman görüşü önemli. O yüzden iyi bir hekime denk gelmek ve o yolda yürümek önem arz ediyor. Tedaviyle ilgili bir farklı tedaviler var. Yani böyle bakınca içinde radyoterapi var, kemoterapi var, cerrahi var. Evet. Farklı yaklaşımlar var. Tabii sizin uzmanlık alanınızın biraz artık ötesine geçmiş oluyor. Evet. Ama sadece izleyicilerimize hani bir çerçeve çizmek adına bugün meme kanserinin esas tedavisinin dayanağını nasıl ifade edersiniz? Yani meme kanseri olan bir hasta tedavide hangi seçeneklerle karşılaşır? Tedavi seçenekleri aslında hastadan hastaya değişiyor. Hastanın yaşına göre değişiyor. Hastanın memesinde bir veya daha fazla lezyon olup olmamasına, lezyonun boyutuna, meme kanseri kitlesinin boyutuna, aksillaya yani koltuk altına ya da vücudun diğer bölgelerine yayılmasına göre tedavi rejimleri değişiyor. Ama genel olarak şöyle bir şey var. Şimdi biliyorsunuz artık onkolojide de akıllı ilaçlar dediğimiz bir gruplar var. Ve işte hedefe moleküler yönelik. Düzeyde evet, reseptör düzeyinde etki eden. Reseptör düzeyinde bakılabiliyor artık aldığımız biyopsileri patoloji moleküler düzeyde inceleyip hangi ilacın buna iyi geleceğini hesaplıyor. Dolayısıyla da işte bu kemoterapiler ve cerrahi. Yani kemoterapiyle örneğin büyük bir tümör kemoterapiyle küçültülüyor. Cerrahın girebileceği, alabileceği yani çünkü az doku çıkarmak burada önemli. Hale getiriliyor ve ardından cerrahiye gidiyor. Hep kanserden konuştuk. Evet. Ama biz biliyoruz ki önemli miktarda belki kanserden çok daha fazla iyi huylu tümörler var. Evet.
Ve bunların önemli bir kısmı hayat boyunca neredeyse hiç problem çıkarmayacak kitleler. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Bunlarla ilgili aslında en sık gördüğümüz grup kistler. Evet. Basit kistler ve kadınların çoğunda görülen, işte zaman zaman o ağrılara neden olan kistler. Bazen yan yana gelip küme oluşturabiliyorlar bu kistler. Bazen komplike olabiliyorlar. İşte ani ağrılar örneğin. Bu kistlerin komplike olması dediğimiz, işte enfekte olması ya da kist içi kanayabilir kanama. Belki. Travma oluyor mesela bir şekilde. Hı-hı. Göğsünü çarpıyor bir yere ve kist içine kanıyor ve bu kiste ani büyüme oluyor. Bu ani büyümede hastada ani ağrı şikayetine neden oluyor. Bunların kansere dönüşme riski çok az. Yani neredeyse sıfır. İyi huylu dediğimiz kitleler, kistler. Ya da işte duktal ektazi dediğimiz süt kanallarının genişlemesi. Örneğin bu yaşla beraber, yaşlandıkça olabilen bir şey. Bunlara hep tabii biz ultrasonuna bakıyoruz. İçinde gelişen bir şey var mı? Farklı bir şey gelişmiş mi diye. İşte intraduktal papillom dediğimiz yine bu süt bezlerinin içerisinde gelişen lezyonlar. Bunlar da yani büyük oranda iyi dediğimiz lezyonlar arasına giriyor. Yağ nekrozları örneğin meme kanseri gibi işte ciltte çekintiye neden olabiliyor. Ya da işte radyal skarlar, işte sklerozen adenozis dediğimiz tipler bunlar. Memenin iyi huylu, işte fibroadenomlar. Kompleks olmayan fibroadenomlar. Rutin pratiğinizde mesela bunlarda biyopsi ihtiyacı sizin ne kadardır? Hasta size geldi, bir takım değerlendirmelerin neticesinde bunun iyi huylu tümör olduğunu, iyi huylu bir kitle olduğu yönünde yüksek bir düşünceniz var. Ama hangi grupta ya ben buna bir de bir biyopsiyle baksam hiç fena olmaz dediğiniz bir hasta grubunuz var mı? Şöyle, eğer hasta yüksek risk grubundaysa, o en başta anamnezdeki, söylediğimiz anamnezdeki, biraz daha önce bahsettiğimiz. Evet, yüksek risk grubundaysa bunu yapabiliyoruz ama ben daha çok kendi klinik pratiğimde problem çözücü olarak MR'ı kullanıyorum. Yani hastanın mesela aile öyküsü varsa, birinci derece yakınlarında meme kanseri varsa, işte kendinde meme kanseri öyküsü varsa, o yüksek risk grubunun içerisinde ise bir MR'la görüp, burada da eğer kuşkum varsa, eğer MR temizse zaten hiçbir şey yapmamıza gerek yok, takibe devam ediyorum. Ama onda da kuşkum varsa bu tarz hastalara seçerek biyopsiyi tercih ediyorum. İşaretleme ile yapılan, hani yine hastalarımdan bildiğimden hareketle soruyorum. Tabii. Bu yine X-ray altında yapılan bir işlem mi? İşaretleme, hani kitleyi işaretleyip, evet, oradan bir biyopsi aldığınız bir yönteminiz oluyor. Doğrudur. Bunu ultrason eşliğinde mi yoksa daha çok X-ray altında mı yapıyorsunuz? Yani bizim anjiyografik benzeri bir işlemle mi yoksa, evet, ultrasonografik bir işlemle mi yapıyorsunuz? Şöyle, aslında biyopsilerin biz çoğunu, yani %80-90'ını ultrasonla yapıyoruz. Hı-hı. Ama bazı lezyonlar ultrasonda gözükmüyorlar ve bu gözükmeyen lezyonlarda meme kanserinin en erken evreleri oluyor. Mikrokalsifikasyon dediğimiz küçük böyle kireçlenmeler şeklinde görülüyor. Evet. Mamografide. Eğer biz bunu ikinci bakım ultrason dediğimiz bir yöntem var. Mamografide gördüğümüz o küçük mikrokalsifikasyonları ultrasonda göremiyorsak biz biyopsiyi mamografi eşliğinde yapıyoruz. Mamografi eşliğinde ya da ultrason eşliğinde biyopsi yaptığımızda da bazı olgulara, her hastaya değil, içine bir marker bırakıyoruz, o işaretleme yapıyoruz. Bunun, hı-hı, nedeni şu, hasta tedaviye gittiğinde mesela büyük bir tümörü var, ben biyopsi yaptım ve kötü geldi. Bu hasta önce kemoterapiye gidiyor. Kemoterapi de, çünkü o kemoterapinin bir süresi var, bu kitle tamamen yok olabiliyor. Yok olduğunda da o tümör yatağını cerrahın çıkarması gerekiyor, tümör yatağını. Hmm. Ben o tümör yatağını işaretlemiş oluyorum. Ve anladım. O işaretlediğim... Oraya bir işaret bırakıyorsunuz. Bırakıyorum ve onu tedaviyle kaybolsa sonra dahi cerrah olası sınırları tahmin edebilsin. Tahmin diye edebiliyor. Hı-hı. Ya da örneğin çok böyle küçük bir alan. Bahsettiğim alanlar 4 milimlik, 5 milimlik alanlar. 4 milimlik, 5 milimlik alanda böyle ufak kuşkulu mikrokalsifikasyonlar var. Ben mamografi eşliğinde işlem yaparken bu mikrokalsifikasyonların büyük bir kısmını çıkarıyorum zaten. Hı hı. Gelen tanı eğer işte kanser öncüsü bir şey ya da kanserse oraya yine o işlem esnasında marker bırakıyorum ki cerraha yol gösterici gene olsun. Evet. Çünkü orayı işaretliyorum o marker. Peki bu ablasyon tedavileriyle
ifade etmeye çalıştığımız şeyler nasıl şeyler? Ablasyon tedavileri hani aslında... Ablasyon kardiyolojide çok bilinen bir şey. Daha çok ritim bozukluğunda, işte ritim bozukluğu yaratan odağı imha etmek, denerve etmek adına yapılan bir işlem. Ama sizde nasıl? Onu bir sizden dinleyelim bizde istiyorum. Bizde aslında son yıllarda çok böyle ilgi ve merak uyandıran bir alan. Özellikle iyi huylu meme tümörlerinde ve uygun hastalarda kriyo ablasyon ve termal ablasyon diye iki ana başlık altında yapılıyor. Kriyo ablasyon dediğimiz dondurarak herhalde, öyle mi? Soğutarak. Soğutarak, eksi 80 dereceye kadar soğutup oradaki işte fibroadenomlarda uygulanıyor. Fibroadenom işte o tümörü, o iyi huylu tümörü dondurarak öldürme ve çok güzel sonuçlar var. Peki bu fibroadenom olsa, iyi huylu olsa ve içinde kötüye dönme potansiyeli olmasa dahi yaptığınız bir tedavi mi? O zaman hani evet yapılıyor derseniz şeyi soracağım. Evet. Estetik kaygıyla mı yapılıyor ya da temel mantığı ne? Onu hani izleyicilerim adına sorayım. Yani temel mantığı şu, aslında biraz hasta, gönüllü hastayla olan bir şey. Anladım. Yani estetik kaygıyla olan bir şey. Bazen de hastalarda şöyle oluyor. İyi bile, çünkü bu tümörlere biz biyopsi yapıyoruz. Yani biyopsi yapıp benim iyi huylu tanısını alıp ardından kriyoablasyona gidebiliyoruz. Hastalarda, bazı hastalarda şöyle bir şey oluyor. Yani benim mememde böyle bir şey olmasın. Çünkü bu hastalar cerrahiye gidiyorlar. Yani iyi olsa bile bu tamamen çıksın benim mememden. Cerrahiye göre daha az travmatik bir işlem. Kesinlikle öyle. Çünkü incecik bir iğne, evet, cerrahiyle hemen başa baş gidiyor. Başa baş, çok güzel. Termal ablasyon da son dönemlerde meme kanserlerinde uygulamaya başlandı. Hani bizim merkezimizde yapılmıyor ama onların da sonuçları yüz güldürücü. Yani bu aslında belki şöyle bir yere evrilecek. Cerrahi yapılmadan termal ablasyonla, yani ısıtarak tümör hücresini yok etme gibi bir yere evrilecek gibi gözüküyor. Onu hepimiz göreceğiz. İnşallah her şey hastalarımız için daha iyi olsun diye umut edelim. Yasemin Hocam, şöyle, bunu biraz da şahsi olarak soracağım. Şöyle, şimdi ben öğrencilerime ders anlatırken bir standart bir eğri çizerim. O eğrinin iki standart sapma, sağ ve solunu çizerim. Bu %95.4'lük bir alana karşılık gelir. İki standart sapma eksi, artı iki standart sapma bu tarafta. Geri içinde o iki eksi iki ve artı iki arasındaki bölge %95.4'e karşılık gelir. Geriye bu tarafta %2.3, bu tarafta da %2.3'lük bir alan kalır. Ben öğrencilerime şöyle söylerim. İşte o güne kadar kitapta okuduklarınız, hocalarınızın size anlattığı, bir arkadaşınızın deneyimini sizinle paylaştığı bütün her şey, yani tıbba dair her şey bu %95.4'ün içinde. Bu size tıbbı öğretir. Geriye kalan buradaki iki küçük alan %4.6 ise size hayatı öğretirdir. Evet. Yani bunu da çok inanarak söylerim. Haliyle şunu sormak istiyorum. Siz bu hastaları takip, tedavi ederken sizi şaşırtan, sizi ne diyeyim hani ters köşeye yatıran olgularınız oluyor mu rutin hayatta? Çok yani nadir. Biz bunu hep işte iyi huylu gibi düşündük. Uzun sürede bize geldi ama sonrasında böyle bir şey, ya o tarz şeyler oluyor mu? Çok nadir. Olabiliyor tabii ki. Olabiliyor. O da şöyle oluyor. Şimdi biz biyopsi yapıyoruz. Kalın iğne biyopsi yapıyoruz. Elinizde bir kitle var ve bu kitlenin her şeyini çıkarmıyoruz tabii ki. Evet. Yani ince böyle solucanvari benzeri, siz de biliyorsunuz. En az 4 tane parça alıyoruz ve bu patolojiye gidiyor ve bu kitlenin, yani bu ışınsal tarzda her yerinden almaya çalışıyoruz. Ama rastlamadığımız yerleri oluyor çünkü kitleyi çıkarmamış oluyoruz. Evet. Dolayısıyla da eğer ben o yeni transformasyon olan ya da yeni dönüşen milimetrik bir alana rastlamamışsam ve o orada çoğalmaya denk gelmemişse, ben orayı kesmemişsem iğneyle, bu büyümeye devam ediyor. Ama bunun da bir önlemi var. Ben mesela biyopsi yaptığım her hastaya söylediğim şu, 6 ay sonra, çok kısa bir süre sonra çıksa, tekrar bir görmek istiyorsunuz. 6 ay bizim için kısa bir süre, meme kanseri, meme taramaları için kısa süre olarak geçiyor. 6 ay sonra gel, ben bu biyopsi yaptığım kitlene bakacağım diyorum.
Bundaki amacım şu, büyüme beklemiyorum. Büyüme evet. oluyor ise o zaman çıkarım, yani eksizyonel biyopsi. Bütünüyle almak yönünde bir tercihte bulunuyorsunuz. Evet, bu kitle büyüyor. Düşündüğümüz gibi ya da oradan geçmemişiz belli ki, kitle büyümeye devam ediyor. Bunu eksizyonel tamamen çıkarmak gerekir diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Vallahi çok doyurucuydu. Umarım ki seyircilerimiz de beğenmiştir. Umarım. Yani bir radyolog gözüyle neredeyse A'dan Z'ye çerçevesini çizmiş olduk. Evet. Son ben belki buyurun. Hani özet gibi ya da hani hep derslerde olur ya evimize götüreceklerimiz gibi. Kesinlikle. Belki hani birkaç bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Birincisi taramanın önemi ve mamografinin düşündükleri kadar zararlı olmadığı ve yararının hani bu X ışını dozunu düşündüğümüzde yararının çok çok daha fazla olduğunu bir kere bilmeleri gerekiyor. İlki bu. Yani mamografi taramalarından asla ve asla kaçmaması gerekiyor hastalarımızın. İkincisi MR, aslında konuştuk. MR'ı böyle hani gelişi güzel istenmemesi gerekiyor. Bu konuda bir radyoloğun önerisi ve görüşünün olması gerekiyor. Üçüncüsü kişinin kendini hangi grupta olduğunun bilmesi gerekiyor. Yani bu yüksek dediğimiz risk grubunda ise, çünkü onun da gene önleyici tedavileri var. Bunu bilmesi gerekiyor. Yani ailesinde varsa, kendinde mutasyon varsa gibi, bunları bilmesi gerekiyor. Şu ana kadar... Bunlar önemli. Evet, hatırladıklarım bunlar. Ben iyi haftalar diyorum, haftanın başındayız. Ayrıca sana tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, her ne kadar Ekim ayını geride bırakmış olsak da meme kanseri farkındalık ayı olması sebebiyle bugün çok değerli bir konuğu ağırladık. Çok benim de yakın çalışma arkadaşım, sevgili Adnan Menderes Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Yasemin Durum Polat hocamızı ağırladık. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Çok değerli bilgiler verdi. Umarım ki faydalı olmuştur. Burada bu programda yapmaya çalıştığımız tek şey, mümkün olduğunca doğru bilgiyi ehil kimselerden size ulaştırmaya çalışmak. Umarım ki faydası olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.